Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aladdin Hoca. Bugün sizinle birlikte köklü sayıları işleyeceğim arkadaşlar. Köklü sayıları ben kendimce iki bölüme ayırdım. Bir tanesi basit köklü sayılar. Temelden öğrenmek isteyenler için bugünkü dersimizi yapacağız. Bir ders daha yapacağız. Ama ondan sonra TYT, AYT'de çıkan soru tipleriyle ilgili bir video çekeceğim inşallah. Evet, dersimiz başlasın arkadaşlar. Şimdi köklü sayılarda, şunu ben birazcık daha büyüteyim. Köklü sayılarda bilmeniz gereken bir iki şey var. Başta ne demek bu köklü sayılar? Arkadaşlar, burada şu kalemi seçtikten sonra hemen dersimize başlayacağız. Evet. Şimdi burada köklü sayılar deyince biz ne anlıyoruz? Karekök dediğimiz işaret arkadaşlar şu. Karekök dediğimiz işaret bu. Ha, bunun içine sayılar gelecek. Bir de burada arkadaşlar şurada bir derece var. N diyeceğiz ya. Bu N'in nasıl bir sayı olması gerektiğini biliyor muyuz? Mesela N negatif olabilir mi? Hayır. N sıfır olabilir mi? Hayır. Peki bu N'in tanım kümesine göre nasıl sayılardan oluşması lazım? Arkadaşlar %100 n büyük eşit 2 olmalı. Bunu bir kere öğreneceğiz. N büyük eşit 2 %100 olmalı. Yani en az 2 olmalı. 2, 3, 4. Ha negatif olmaz. Kesirli sayı olmaz. Vesaire vesaire. Peki doğal sayı mı olmalı? Evet. Kesinlikle doğal sayı olmalı arkadaşlar. N eleman doğal sayı. Bakın burada 2 var. Ha yazılmazsa ne olur? Karekök 2 demiş ya. Şurada arkadaşlar gizli bir 2 daima vardır. Yani sizler eğer bir kare kökün ya da bir kökün içindeki sayıyı gördünüz 5. Burayı bilmiyorsunuz. Burası yazılmamışsa %100 2'dir. Peki bu ifadelere biz köklü ifade diyoruz. Gayet basit. Ve şu işaret kök işaretidir. N sayısına kökün derecesi diyeceğiz. Değerli dostlar. Ve burada mesela ikinci dereceden kök 5 daha kısa yolu kare kök 5 ya da sadece kök 5 diye telaffuz edilebilir. Mesela bu 5. dereceden kök 3 bakın. 7. dereceden kök 6. Şurada bir yanlış olmuş arkadaşlar. Kök 6 diyeceğiz. İçinde 6 var çünkü. 2. dereceden kökler kare kök diye okunur. Az önce bahsettiğim gibi. Mesela şu arkadaşlar karekök 7 veya biz bazen genelde kısa kısa kök 7 diye telaffuz ediyoruz. Derecesi 3 olanlara biz küp kök diyoruz. Yani 3 şu şekilde gelse biz bunu okuduğumuzda küp kök 7 diye yazıyoruz, söylüyoruz arkadaşlar. Bunları bu şekilde tarif etmiş olduk. Bir de üstü sayıların köklü sayılar köklü sayıların üstü sayılar biçiminde yazılışı var. Nasıl oluyor peki? Şurada örneği şeyi vermiş, kuralı vermiş arkadaşlar. Kuraldan hemen sonra tabii ki sorular gelecek. Şu. Bakın. X üzeri n bölü n diye üstü halde yazılır. Peki buna ihtiyaç var mı? Evet arkadaşlar, ihtiyaç var. Bazen sorunun çözümü için köklü sayılardaki ifadeleri üstü halde tabii ki yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Tanım bu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar kısa kısa birkaç tane örnek vereceğiz size. Birlikte çözmeye gayret edelim. Mesela şurada evet. Şurada diyor ki bize efendim bu ifadeleri üstlü biçimde yaz. İyi, o zaman yazalım. Bakın şöyle yazalım. 3 üzeri 4 bölü 5. Bu kadar. Bunu yazalım. 2 üzeri 4 bölü 11. Şunu yazalım. Bakın burada bir şey yok. O zaman kesinlikle 2 olmalı. 3 üzeri 7 bölü 2. Şuna bakalım. Arkadaşlar burası 1. 11'in kuvveti. O zaman 11 üzeri 1 bölü 7. En son şunu da nasıl yapabiliriz arkadaşlar? 6 üzeri 1 bölü 2. Nasıl oldu? Burası yazılmamış 1.
Burası da yazılmamış. 2 olur diyoruz. Gayet basit değil mi? Gayet basit arkadaşlar. Devam edeceğiz. Şimdi şurada şuradaki kuralımızı biraz daha büyütüp şimdi arkadaşlar kökün derecesiyle içerideki sayının üssü eğer aynı ise o zaman biz eğer n tekse köklü ifade direkt x diye dışarı çıkar. Yani şu n'ler birbirini götürür ama eğer n tekse üs ve kök birbirini götürür tabandaki sayı aynen kalır diyoruz. Eğer n çiftse bakın götürür ama mutlak değer. Arkadaşlar neden mutlak değer? Onu da kısaca size izah etmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi köklü sayının tanımında biz buraya dedik ki en az ne gelecek buraya? En az 2 gelecek değil mi? Arkadaşlar burayı 4 diyelim, 2 diyelim önemli değil. Şimdi şöyle bir sayı asla tanımlı değil. Yani reel sayı değil arkadaşlar. Bu reel sayı değil. Ya da 6'dır, burası eksi 4'tür. Bu tanımlı değil arkadaşlar. O halde derece çiftse ifadenin tanımlı olması için değerli arkadaşlar içi %100 pozitif olmalı. Bunu asla unutmayacağız. Hatta şöyle bir şeyden bahsedeyim ben size daha güzel olsun. N eleman tam sayı olmak üzere kökün derecesi 2n ise ve biz buraya fx diye bir fonksiyon yazarsak şimdi hocam diyeceksin bu fx nereden çıktı? Arkadaşlar gözünüzü korkutmak istemiyorum. Fx burada x'e bağlı herhangi bir ifade bu sabit olur, bu x olur, 2x olur önemli değil. Burada size şunu söylemek istiyorum. Bunun tanımlı olmasının şartı şudur değerli dostlar. Fx büyük eşit 0. Yani içi ya 0 ya da 0'dan büyük olmalı. Başka türlü tanımlı olmaz. Eğer negatif olursa bakın şu yukarıda yazdık ya. Negatif olursa bu şekilde olur ki o da tanımsız yapar diyoruz arkadaşlar. O yüzden eğer şurası bakın x üzeri gerçi n yazmışlar fark etmiyor. N çift demiş. Ben direkt 2n yazdım. Önemli değil. Bakın burada bunları götürebilirsiniz ama x mutlak değer içinde kalır. Niye? Onun pozitifliğini garanti altına almamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra şimdi hemen hızlı hızlı birkaç tane örnek çözelim bunlarla ilgili arkadaşlar. Gayet basit. Gayet basit arkadaşlar. Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Mesela ben ilk üçünü yapayım. Diğer üçünü de sizler yorum kısmına yazın arkadaşlar. Cevapları orada yazın. Sonra ben bir karşılaştıracağım. Doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız diye. Bakın burada hemen diyeceksiniz ki kardeş dikkat et. 7 7 tek hemen götür ne kaldı 3. 5 5 götür ne kaldı 2. Tak tak eksi 5. Şimdi biri diyecek ki hocam hani eksi olmuyordu? Evet haklısın ama eğer bu çift olsaydı eksi olmazdı. Ama tek olunca kesinlikle problem yok. Neden? Çünkü şurada ben hemen bir şey açayım parantez açayım arkadaşlar. Şuradan birazcık daha yakışıklı yapıp mübarek rengi seçtim. Şimdi arkadaşlar mesela burası 3. Şurası eksi 2'nin küpü. Ya da eksi 8. Arkadaşlar şimdi eksi 8 olunca bu şuna benzer. Örneğin eşittir x dediniz. Her tarafın arkadaşlar bir kuvvetini alabilirsiniz. Ya da kafanızı hiç karıştırmayayım şurada. Hiç kafanızı karıştırmayayım. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. Arkadaşlar derece tekse içi negatif olabilir. Neden? Mesela x eşittir eksi 2 olsa bunun küpünü alsan ne olur? Eksi 8 olur değil mi? Küp kökünü alalım. Bakın küp kökünü alalım. Bunlar gider. Şunu biz nasıl yapacağız? Şimdi
Parantez. Bakın bunlar gider. X'imiz burada ne kaldı arkadaşlar? Eksi 2. Bakın doğru çıkıyor. Bunu eğer anlamada problem yaşıyorsanız hiç buna girmeden şunu düşünün. Kardeş, derece tek içi negatifmiş, pozitifmiş, ona bakmıyorum. Benim bakmam gereken şey şu. Şu 11 var ya, burada 11 ise burada da 11 var mı? 5 ise 5 var mı? Varsa tekse bunları direkt ne yapacağız? Göndereceğiz arkadaşlar. Hadi bir tane de şu E şıkkını yapayım. D ve F şıkkı size kalsın. Bakın burada sizler direkt götürdüğünüzde ne oluyor? Eksi 2 olmaz. Ne yapmanız lazım? Kural gereği eksi 2'nin mutlak değeri yapmamız lazım. Peki eksi 2 mutlak değer dışına nasıl çıkar arkadaşlar? 2 diye çıkar diyoruz. Evet, D ve F şıklarını sizler yorum kısmında cevaplarını yazın arkadaşlar. Evet. Şimdi şu soru da aynı şekilde. Bakın hemen diyeceğiz ki 7'nin karesi. Bak burada bir şey yazmamış. Yazmamışsa biz biliyoruz ki 2 var. O zaman şunları şöyle götür. Burada ne kalsın? 7 kalsın. Peki tek tek 3 3 eşit mi eşit? İçerisi negatifmiş, pozitifmiş. Bizi ne yapmıyor? İlgilendirmiyor. Ama çift 4. Çift 4 eşit mi eşit? Ama içeride eksi 5 var. Bunlar çiftse içi negatif olamayacağı için biz burada zavallı eksi 5'in mecburen mutlak değer içine alacağız. Ve 7 eksi 2 burayı 5 yaptık. Eksi 5'in mutlak değeri de artı 5 diye çıkar. Ve bizim aradığımız sonuç ne olur? 10 olur diyoruz değerli arkadaşlar. Gelelim şu sorumuza. Şimdi 25 nasıl çıkar arkadaşlar? 5'in karesi diye aslında yazılır değil mi? 4 sayısı 2'nin karesi diye yazılır. 49 sayısı 7'nin karesi diye yazılır. Peki az önce dedik ya, yazılmamışsa 2'dir biliyoruz. Hepsine yazdık. Gönder ne olur? 5. Gönder, gönder demekten kasıt sadeleştir 2. Şu 2'ler gitsin. 7 gayet basit. Ne oldu şimdi? 5, 2 daha 7. Bir daha 7 var. Efendim bizim aradığımız cevap ne oldu? 14 oldu diyoruz arkadaşlar. Peki 8. soruda iç içe kökler varsa asla ve asla korkmayın. Bu tür sorular çok basit arkadaşlar. Böyle bir yerden başlarsın, enişten başlarsın, bakarsın ki böyle çok güzel nokta nokta soruyu çözmüş oluyorsun. Şimdi bu 25 uzatmaya gerek yok. 25 artık şurada yazayım 25. Uzun uzun bir defa daha yazayım ama bundan sonra pratikleşmeniz lazım. 25 kimin karesi diye sorun 5. O zaman karekök 25 eşittir 5 diye yazarsınız. Peki şöyle devam edelim. Burası 46. Bu kök içinde 14 var. Eksi ne kaldı kardeşim? 5 kaldı. Peki 14 eksi 5 ne yaptı burada? 9. İçeride ne kaldı? 46 artı kök 9 değil mi? Süper. Peki kök 9 nasıl çıkar uzatmıyorum 3. Nereden çıktı? Şunu sorun kendinize. Hangi sayının karesi 9'dur? 3. Peki burası ne oldu şimdi? Karekök 49. Şimdi kendi kendinize bir daha sorun. Hangi sayının karesi 49'dur? 7 dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Gayet basit değil mi? Şu da yine bakın hemen hızlı hızlı şunu diyebilirsiniz. Hocam artık ben biliyorum ki 49'un karekökü 7 diye çıkar. Çünkü 7'nin karesi 49. Peki kök 4 nasıl çıkar? 2. 225 neyin karesi? Bir düşünün bakalım bir 2 saniye. 225 neyin karesi? Arkadaşlar. Evet 15. Peki 64 neyin karesi? 8. Süper. O halde 7 kere 2 14, 8 kere 15 120 yapar. 14'ten 120 çıkarsa işlem hatası yapmazsanız doğru cevabı eksi 106 diye bulursunuz değerli dostlarım. Evet devam edelim hızlı hızlı. Şimdi bazı sayılar kök dışına çıkmıyor. Tam olarak çıkmıyor. Biz o zaman ne yapacağız? Arkadaşlar bir kısmı içeride bir kısmı dışarıda kalıyor. Yani bazen karşımıza şu tarz köklü ifadeler tabii ki
gelebilecek. Bunda problem yok. Peki 28'e bakalım. 28 ne oluyor 28'de? Şunu diyebilirsiniz. Hocam 28 4 çarpı 7'dir. Şimdi biri çıkıp der ki ben bunu 2 çarpı 14 yazabilir miyim? Haklısın, yazabilirsin. Ancak 2 de kök dışına direkt çıkmaz. 14 de yine çıkmaz. O yüzden biz öyle bir parçalayalım ki en az içlerinden bir tanesi kök dışına çıkabilen bir sayı olsun. O yüzden 4 çarpı 7 yaptım. Bakın siz 4'ü tek başına dışarı 2 diye çıkardınız. Ne kaldı içeride? Zavallı 7 kaldı. 7 dışarı çıkamaz. Bunun sonucu 2 kök 7 olur diyoruz arkadaşlar. D'yi de ben yapayım arkadaşlar. B ve C size kalsın. Yorum kısmında çözümlerinizi bekliyorum değerli arkadaşlar. Kök 45'e bakalım. Kök 45'te şunu düşünebilirsiniz. Hocam biz bunu 9 çarpı 5 diyebiliriz. Doğru söylüyorsun. Peki 9 sayısı, ha bir daha söyleyeyim. 45 sayısını biri çıkıp dese ki hocam ben 45'i 3 çarpı 15 yazamaz mıyım? Yazarsın ama hiçbir işine yaramaz. 3 de çıkmaz, 15 de çıkmaz. O yüzden 9 sayısını yaz ki dışarı çıkabilen bir sayın olmuş olsun. Pardon arkadaşlar. 9 sayısı 3 diye çıktı. Zavallı kök 5 içeride mahsur kaldı diyoruz arkadaşlar. 11. soru. Şimdi kesirli olması bir şey değiştirmiyor. Siz bu soruları çözerken tek tek düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki arkadaş 100 sayısı nasıl çıkar? 10 diye çıkar değil mi şurada? 10 diye çıkar. Neden? Hangi sayının karesi 100'dür? 10. 9 sayısı nasıl çıkar? 3. Peki 25 bölü 4. 25, 5 diye çıkar. Ayrı ayrı düşünüyorsunuz bölme işlemlerinde de. Burası da 2. Peki 169 neyin karesidir arkadaşlar? 169 13'ün karesidir. 13 çarpı 13. Bölü 6. Bundan sonrası ne? Basit bir rasyonel sayı sorusu değil mi? Basit bir rasyonel sayı sorusu. Şöyle bir kalemi değiştirmiş olalım. Klasik anlamda bir payda eşitleme işi değil mi? Sen bunu 2 ile genişletiyorsun. Bunu 3 ile genişletiyorsun. Bunu da 1 ile genişletiyorsun. Çok uzatmadan 2 çarpı 10-20 desem herhalde kızmazsınız. 3 kere 5 15 yazdım. Eksi 13 yazdım. Bölü tek payda ne oldu kardeşim? 6 oldu. Eşiti burada yazalım. Ne oldu? 15 eksi 13 2. 22 bölü 6 oldu. Bunu da biraz daha güzelleştirin. Sadeleştirin 2 ile. O zaman aradığınız cevap 11 bölü 3 olmalı diyoruz. Bir şey daha var. Şimdi burada kök 36, 0 36 var. Kök 49 var, 0 49. Kök 0 64 var falan filan. Değerli arkadaşlar, kökün içinde virgüllü sayı olması seni korkutmasın. Sen rasyonel sayılarda, ondalık sayılarda birini diğerine dönüştürme işini biliyorsun. Yani ondalık bir sayıyı rasyonel halde yazabiliyorsun. Eminim bunu yapıyorsunuz. O halde şurada 36 bölü 100 kesinlikle yazılabilir. Doğru mu kardeşim? Tabii ki doğru. Şurada 49 bölü 100 yazarsın. Şurada 64 bölü 100 yazarsın. Ve şurada 81 bölü 100 yazarsın. Peki, şimdi ne oldu? 36 sayısını 6 diye sen çıkartıyorsun zaten. 100 sayısı neyin karesi? 10 tabii ki. 49 sayısı 7'nin, 100 sayısı 10. Bakın hepsi süper bir şekilde ortaya çıkıyor. Bakın 64 neyin karesi? 8. 100 neyin karesi? 10. 81, 9. Bu da ne oldu? 10 oldu. Şimdi paydaları aynı ya. Bundan sonrası zaten çocuk oyuncağı. Tek payda altında hepsini toplayıp çıkarıp yazarsınız arkadaşlar. Kısaca şunu diyebilirim mesela. Uzatmadan. 6, 7 daha 13. 13'ten 8 çıkarsa 5. 5, 9 daha 14. Bölü 10. Biraz daha güzelleştirsek ne olur? 2'ye bölersin. 7 bölü 5 olmalı diyoruz değerli dostlarım. Şimdi buraya kadar umarım anlaşılmıştır. Şimdi burada bir toplama çıkarma işinden bahsedeceğiz. Sevgili dostlar, toplama çıkarmada önemli bir şey var.
Şimdi bazen öğrenciler şunu söylüyor. Hocam kök 3 artı kök 2 eşittir kök 5. Eşittir, ben de diyorum ki cinayet. Öyle bir şey olamaz arkadaşlar. Neden öyle bir şey olamaz? Kök dereceleri aynı olabilir. Ama toplamada veya çıkarmada içindekilerin de eşit olması lazım. Yani bu 3 ise bu da 3 olmalı. Ya da bu 2 ise bunda 2 olması lazım. Derecelerin aynı olması bir şeyi değiştirmiyor. Peki bu ne oluyor? Toplanmıyor arkadaşlar. Öyle kalır yani. Şimdi toplama ve çıkarma işleminin yapılabilmesi için bakınız. Kök derecesi aynı. İçindekiler aynı. N, X, N, X. Ve onu ne yapıyorsun? Ortak çarpan parantezine alıyorsun sadece. Yapacağın şey sadece bu. Şimdi birazdan zaten örnek üzerinde de bunları görmüş olacağız arkadaşlar. Şurada hemen bir seçeyim şurayı. Evet. Şimdi burada toplama çıkarma işlemi. Sevgili arkadaşlar, toplama çıkarmada az önce bahsettik kuralda. Kesinlikle ve kesinlikle şu toplanamaz. Hani ilkokulda bize hep şey derlerdi ya, elma ile armut toplanmaz diye. Bu da aslında ona benziyor. Kök 5 ayrı bir şey, kök 2 ayrı bir şey. Peki bunun derecesi 4, bunun derecesi 3. İçleri eşit hocam. Bana ne? Hem derece hem içleri eşit değilse sen bu işi yapamazsın. Yine toplanmaz. Bitti. Şuna bakalım. Bakın bunun derecesi yazılmamış. 2. 2 süper. Kök içindeki sayılar da aynı. O zaman sen ne yaparsın? Kök 7 parantezine alırsın. Dersin ki kardeş, kök 7'yi buradan çektim. Burada ne kaldı? Bir 5 kaldı. Burada ne kaldı? 10. 15 daha 15 yaptı kardeşim. Çarpı ne yaptı? Kök 7 yaptı diyoruz. Gayet basit. Peki şunların arkadaşlar çözümlerini ben size havale edeyim. Sizler bir yorumlar kısmına bunların çözümlerini yazın. Ha diyeceksiniz ki hocam biz kök 3'ü falan nasıl yazarız? Arkadaşlar Türkçe olarak yazabilirsiniz. Mesela şurada diyelim ki 15 çıktı. 15 kök 7 diye yorumlar kısmına bunları yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde geçmiş olduk. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmamışsanız hala abone olmayı unutmayınız. Lütfen yorum kısmına da yorumlarınızı yazınız ve bizi izlemeye devam ediniz.